Emre Kongar, Ukrayna krizinin temelleri ve Türkiye. Bu yazının sonucunu en başta söyleyeyim, Batı bloku ve NATO, Ukrayna'da, kendi oyununa geldi ve, soğuk savaş döneminde Sovyetleri çökertmek için kullandığı, mikromilliyetçilik veya kimlik siyaseti, denilen stratejinin kurbanı oldu. Batı, Sıbi'yi zayıflatmak ve dağıtmak için farklı kimlik sahibi olduğunu iddia edenler, ister dinci, ister mezhepçi, ister ırkçı, ister milliyetçi olsunlar, siyasal olarak bağımsız olmaya hak kazanırlar, siyasetini devreye sokmuştu. Ama bu kez aynı ilke, Ukrayna'da, Donbas bölgesindeki iki oblast olan Donetsk ve Lugansk tarafından Ukrayna'dan ayrılmak ve Rusya Federasyonu'ndan, barışın sağlanması için askeri yardım istemek için, Batı'ya, NATO'ya karşı kullanıldı. Elbette bunun arkasında, Sısk Bey'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlerin NATO üyesi yapılarak Rusya Federasyonu'nu çevirme harekatının Rusya'da yarattığı tehditler yatıyordu. Ukrayna konusunda, hem Batı'nın mikromilliyetçilik stratejisinden kaynaklanan kimlik politikalarının dayandığı ilke hem de Avrupa'nın doğalgaz konusunda kendisine olan bağımlı Rusya'nın elindeki en büyük iki koz olarak görünüyor. Soğuk savaş döneminde ABD liderliğindeki batı propagandası, Sovyetleri zayıflatmak için, çeşitli dinlerden, mezheplerden, ırklardan ve milliyetlerden oluşan bu birliği, kimlik politikalarıyla bombardımana tuttu, nitekim SSCB çözüldükten sonra, Asya'daki yeni Türkiye devletlere ek olarak, sadece Balkanlarda Yugoslavya'nın bölünmesiyle Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karada, Kosova olarak 7 yeni devlet ortaya çıktı. Çekoslovakya ikiye bölündü. Estonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Belarus, Ukrayna, bağımsızlıklarını kazanan devletler oldular. Bu arada, tarihsel olarak Polonya, Avusturya, Macaristan, Almanya, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında, özellikle Balkanlarda yoğunlaşan, pek çok savaş, toprak ve nüfus alışverişi olduğunu, bunun da Avrupa'daki kimlikleri son derece karışık, karmaşık ve karma karışık bir hale getirdiğini de kaydetmeliyiz. Sonuç olarak Sısb'in dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlerin Rusya Federasyonu'nu tehdit eder biçimde NATO üyesi yapılmaları ve Ukrayna'nın da içte çıkarılan karışıklıklar ve iktidar değişmeleriyle bu kervana katılmak istemesi bugünkü krizi doğurdu. Şimdi Rusya'nın elindeki doğal gaz kozunu etkin bir biçimde kullanma niyetinde olduğu görülüyor. Türkiye bu çatışmada hem Montre dolayısıyla, Karadeniz'e giriş çıkışları kontrol etme gücüne sahip olduğu için, hem de Ukrayna ile olan ilişkilerinden dolayı ve miskantlaşmalarının gözlemcisi kimliğiyle rol sahibi olabilirdi. Ama öyle anlaşılıyor ki Batı, NATO, Erdoğan, AKP iktidarını bu konuda hiç muhatap almadı ve temaslara dahil etmedi. Değerli eski Sırbistan Büyükelçisi ve Agit uzmanı Süha Umar'ın da belirttiği gibi Türkiye bugün ne 20 yıl önceki ne de hatta 1930'lardaki gücüne ve saygınlığına sahip. Dolayısıyla bu sorunda arabuluculuk yapma şansı da pek yok gibi görünüyor. Bu çatışmada iktidarın alabileceği en önemli tavır, tarafsız kalmaktır diye düşünüyorum.